Herkese merhabalar. Pazar videosuyla karşınızdayım. Pazar günü sizler için seçtiğim maçları yorumlayacağım ki özellikle 4 mücadeleyi bugün ön plana çıkarmak istedim. Tabii ki her zaman olduğu gibi sizler son kararı vererek tercihlerinizi ve tahminlerinizi oluşturabilirsiniz. 2 Süper Lig, 1 Bundesliga ve 1 La Liga'dan maçı sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen 2 Süper Lig maçıyla başlayalım. Eskişehirspor'la Kayserispor arasındaki maçı yorumlayacağım. Bana özellikle burada karşılıklı golün 1.75'lik oranı çok cazip geldi. Eskişehir Süper Lig'de uzun bir süredir kazanamıyor ama kazanamasa da bulduğu son dakika gollerle veya golle puanlar almayı da başarıyor. Artık kötü gidişe dur demek istiyorlar kendi sahalarında. Fakat Kayseri Erciyesspor'da maçı bırakmayan, son haftalara baktığımızda onlar da son bölümde bulduğu gol veya gollerle puan koparan bir takım. İki ekibin de hücum attı formda bana varın oranı çok cazip geldi. 1.75'ten sizlere karşılıklı golü önermek istiyorum. Beşiktaş-Kasımpaşa maçına geçelim. Biliyorsunuz maç Başakşehir'in stadında oynanacak. Beşiktaş burayı tercih etti bu maçlık. Konuk ekip Kasımpaşa, onlar da hücum hattı formda olan bir takım. Beşiktaş da keza hücum hattı formda olan bir takım ama burada özellikle sizlerle paylaşmak istediğim eksikler var. Beşiktaş'ta başlayalım. İsmail ve Pedro cezalı olduğu için oynayamayacaklar. Bunun yanı sıra Sivok da sakat. Kasımpaşa'ya bakıyoruz. Onlarda da Donk ve Barış cezalı. Yine savunmanın iki önemli ismi. Yani iki takımın da savunmasında problemler var. Zaten iki ekipte biliyorsunuz kazansa da kaybetse de goller bulmayı başarabiliyor. Bu yüzden ben keyifli bir maç bekliyorum. 2.5 gol üstü 1.65'lik orandan kuponlara önerim olacak. Bir diğer karşılıklı gol beklediğim maç Stuttgart-Augsburg. Stuttgart o kadar kötü bir dönemden geçiyor ki 16 gol yedi son haftalarda aldığı sonuçlarda müthiş bir düşüş var. Halı saha gibi bir savunması var aynı zamanda Stuttgart'ın. Bir türlü toparlanamadılar. Augsburg karşısında bir patlama yapmak istiyorlar. Son sıraya demir attılar. Tabii Stuttgart'ın elindeki en büyük koz Augsburg'un kötü deplasman karnesi olacak. Sadece bir kez kazanabildi deplasmanda Augsburg. 6 maçın 1'ini kazandı, 5'ini kaybetti. Yine de Stuttgart'ın savunmasına güvenmediğim için ve Augsburg kaybetse bile gol atabilir düşüncesinde olduğum için de karşılıklı golü sizlere önermek istiyorum. Ve son tercihim de La Liga'dan Villarreal-Hetafe maçı. Villarreal, Espanyol maçını 90 dakika izledim. 1-0 öndelerdi. Çok önemli fırsatlar kaçırdılar ve son dakikada karambolden golü yiyerek bir puana razı oldular. Halbuki çok farklı kazanabilecekleri bir maçtı. Milli ara iyi geldi diye düşünüyorum ben Villarreal'e. Hetafe eksik Elche'yi yenemedi. Yine milli maçlardan önceki son haftada oynanan karşılaşma 0-0 bitmişti. Bu yüzden de ben Villarreal'in evinde maça hızlı başlamasını bekliyorum. Bu yüzden sizlere ilk yarı 1'i önereceğim. 1.70'lik oranıyla yine videonun sonuna hatırlatmış olalım. Esinle.com yenilendi. Yeni yüzüyle karşınızda ve birçok ligi canlı olarak sadece uyu girişi yaparak izleyebilirsiniz. Villarreal maçı da bunlardan bir tanesi. Herkese kuponlarında bol şans. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.